geldiniz bu pijama partisinde. Ablam, ben ve siz olacağız. Sadece üçümüz olacak. Başka kimseyi almak yok. Hadi şimdi ilk olarak atıştırmalık bir şeyler almaya gidelim. Sonra balkonda yerimizi hazırlayacağız. Hadi gidelim. Ay, hadi gidelim. Ya ne var? Çok güzel yaptın. Hadi gidelim. Gerçekten. Ben taklit... Ben sadece taklit yapacaktım. Adamı karıştırdın. Neyse. Bakın pijamamdasın. Ha, ben de taklit. Pijama partisi. Şimdi ilk önce ananas kesmekle başlayacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi burada gösterilen gibi kesmeye çalışacağız. İnşallah kesebiliriz. Çünkü daha önce hiç ananas kesmedik. Çok tek sıkıntı bu. Umarım birazdan bu dediğimiz belli olmaz. Evet. Şimdi ananasları ben kestim. Diğer meyveleri de ablam kesti. Burada pastamız. Burada 1,5 litrelik suyumuz. Cipsimiz ve öbür sularımız. 1,5 litre çok önemli bir detay. Evet. Çok önemli. Bunu söylemek için neyi çektin? Kendimi çektim aynadan. Ha, tamam. Ama hepsi çıktı. Olsun. Şimdi burada görmüş olduğunuz tüm yastıkları balkona dizeceğiz. Balkonu da ayrıca peteğini açtık. Evet. Önceden hazırladık çünkü şu anda dışarıda yağmur yağıyor, üşümeyelim diye. Aşağıya ilk önce gelin. Evet, onu söyleyecektim şimdi. Hemen koş. Döşek. Görmüş olduğunuz döşeyi götüreceğiz. Bu döşeğin burada ne işi var derseniz. Bu benim eski döşeğim. Eski döşeğiydi ve şu an Zeynep'le nakliyeciliğe başladık. Taşımacılığa başladık. Bakın. Eğer mobilya şirketiniz varsa bizi taşıyıcı olarak çağır. Bekle. Ablam kaldırmıyor neredeyse. Bekle. Abla, bir şey söyleyeceğim, bu balkonun sıvarcı. Kapı açık değil. Çok saçma. Balkonun kapısını açmamışız ama onu oradan götürmeye, sokmaya çalışıyoruz. Ve perde bile açık değil. Ayrıca bugünün sonuna doğru da maske yapacağız. Zeynep'le yeni maskeler aldık. Çok güzel olacak. Ben böyle köpüklü bir şey yapacağım hatta. İlk defa yapacağım. Komik bir şeye benziyordu. Ben de maske aldım. Yapacağım. Ya yüklenme, çekemiyor. Halım kırışıyor. Kaslı kollarım yok. Taşıyamam. Hadi. Tut. Evet, işte o. Dur da. Dur da. Ay, tamam yapma. Yalnız balkon kocamanmış. Ben de diyorum ki umarım sığar. ben de. Burada çamaşırlığımızı alırız, çıkarırız tabii. Bir dakika şimdi. Bu çamaşırlığın burada ne işi var? Bari videodan önce kaldırsaydık hiç. Zeynep. Efendim. Sakin ol, yapma. Yastık savaşı oynayacağız da. Ay inanmıyorsun. Yaşayamıyorum. Yaşayamıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Daha parti başlamadı. Keşke yardımcısı. Ay çok güzelmiş bu. Düşünsenize. Çok güzelmiş bu diye zıplayarak Zeynep'in üstüne olsun. İş makinesi çalışıyor. Sıra bunu sermekte. Bunu sereceğiz. Wow! Yalnız tüm yastıkları sana verdim. Onu bekliyorum biliyor musun? Hepsini bana vermesini bekliyordum. Hayır. Ya, hayır ya. Hayır ya. Böyle değil. Yerinde dur. Bir dakika. Ay tabii ki oldu. Bu da benim oldu. Hayır. Bu da benim oldu. Tamam yeter bu kadar. Tam pes ediyorum. Kameraya bak. Çok iyisin. Ay tamam. Ay. Bu kadar ıslama. Bu kadar ıslama. Yok. Aa. Tamam yapma. Hava biraz soğuk. Ben bir çorap giyeceğim. O sırada da Zeynep bunları dizsin. Sonra geliyoruz. Şimdi biz döşeyi yerleştirdik, yastıkları koyduk ve şu an hemen oturup filmimizi izleyeceğiz. Muzlarımızı, ananaslarımızı, her neyse her şeyi yiyeceğiz. He, o kadar açsın. Aç değilim, daha yeni yemek yedim. Daha yeni yemek yedim. Niye boşluğa konuşuyoruz? Olsun. Ya gösterdik artık yani. Şimdi her şeyimizi hazırladık, ablamla beraber film izlemeye başlıyoruz. Ve Zeynep'in tek bacağı girdi. Hayır aslında ikisi de girer. Sağır da şu an rahatım ben biliyor musun? Ya? Biz şimdi Sherlock Holmes'u izleyeceğiz. O yüzden böyle olabilir yüzümüz. Ya da böyle. Okumaya çalışacağım. Hani böyle yani. Olabiliriz. Ve şimdi başlatıyorum. Ayrıca telefondan izliyoruz biz. Neredeydi bu? Hatırladım. Neredeydi bu? Hatırladım. Ay şöyle olacağım şu an. Gırdım. Ay ama canım çok nadir sahnelerden biri. O yüzden böyle.
İsterik olmadı. Küçük kızım benim. Ama bu isterik oldu. Hadi diziyoruz. Ya bu neydi ya? Haydi diziyoruz. Evet. Küçük bir düğün götür yapıyoruz. Uçtu. Ha. Ya bir şey kaçır aldım. Nilo'ya, Nilo'ya, Nilo'ya derler adıma. Nilo'ya, Nilo'ya. Tropik sevimli kaplumbağam. Tamam, ses yapmadan. Tamam, ses yapmadan da. Çok eğlendim şu an. Şu anda bitti be. Oynamaya başlıyoruz. Sence kim yenecek? Ben. Şu anda tahminlerinizi bekliyorum. Benim hiçbir şekilde iddiam yok. Çok oynamam aslında. Benim hiçbir şekilde iddiam yok. Gerçekten içinizden böyle söyleyin. Bakalım doğru çıkacak mı? Bitti. Tamam. Sen de. Tamam. Ay! Devrilirse bu anda sen nasıl? Zeynep var ya bir şey izlerken sürekli böyle. O kadar zevk alıyorum ki Zeynep'i korkunca. Ama gerçekten çok fazla konsantre olan bir insanım. Bu da fırsatçılık yapıp sürekli beni korkutuyor biliyor musun? Ama tam böyle Zeynep'im. Diye böyle falan oluyor. Bomba falan bom. Dediyseniz ki Büşra gelecek. Doğru bildiniz. Arkadaşlar bu sıra ablamsız devam ediyoruz. Ben kazandım. Yalan söylüyor arkadaşlar. Ablam hiç cesareti olmayan bir insan. Sürekli zirvede bırakmayı seviyor. Evet. Bir kere şansa kazandığını gerçekten kazanmış gibi sayıyor. Şans falan değil bu. Sen beceriksizsen benim sorunum değil. İşte sen de böyle yalanlarla altında kalkıyorsun. Ya tüm güçlerimi ablama veriyorum biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? İkimiz de şu an böyle kalıp uyursak yürürsün. Sen nefes alamayıp ölürsün biliyor musun? İkimiz de uyumaya devam ediyormuşuz. Sabah burada uyanıyormuşuz. Video orada 16 saat falan oldu. 16 abla. 16 saat. Yok 16 saat uyumuyoruz bile. Uyuyamayız bile tamam mı? Sen uyursun. Evet ben uyuyamam. Ben hayatta uyuyamam ben bu arada cidden. Ben zirvede bırakıyorum. Bir eşofmanım salınmış. Salına salına geziyorum. Arkadaşlar bundan sonra gibi. Kanala tek başıma devam ediyorum. Kanalımızda ilk videom olarak puzzle yapacağız. Benim patiklerimi izleyin. Ben aldım o patikleri. Bir de... Evet, devam edebiliriz yolumuza. Benim ayaklarım çıplak. Yok artık. Ya ayağıma niye basıyorsun ya sen? Ayağıma niye basıyorsun? Ayağıma basıyorum. Dolabım çok güzel gözüküyor bu arada. Dolabın kapağını kapatır mısın? Dolabımda ne var? Merhaba. Dolabımda... Kıyafetler var. En sevdiğim parça... En sevdiğim parçam olan kazağım var. Bunun içerisine siyah patik giymeyi tercih ediyorum. Öyle yani. Ben bunu siyah patiyle daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yaklaştırmasana. Ya bence siyah patiyle uyum sağlıyor. Bu asla böyle giyilmemeli. Daha sonrasında... Kıyafet arıyor şu an. Benim giyemeyeceğim ne var onu göstermem lazım. Şurada bir sürü senin giyemeyeceğin kıyafet var bak. Aç orayı. Ablam. Benim haşamamın üzerinde tercih ettiğim en önemli ve en şık parçam. Bunu gerçekten yaz günlerinde o kadar çok seviyor ki anlatacak kelime bulamadı şu an. Evet. O kadar güzel. Yaz günlerimin en güzel sırt detayı haşamamın arkasında görünen. Evet sırtı boş bu arada sırtı. Ama tabii haşamam böyle oluyor işte. Kesinlikle bak. Olsun. Düz dur parmağım. Şurasına geliyordur ablamın o biliyor musun? Düz dur diyorsun ben donuyorum. Bunun içerisine de her zaman
gömlek giymeyi tercih ediyorum. Şeyler, siyah çorap, gri şey, puf, pantiyeli pijama. Şöyle giymeyi tercih ediyorum ben. Oo evet. Bir önümüzdeki boydan, bayrama ablam böyle gidecek. Bir boydan bir alabilir miyiz? Senin giyeceğin elbise en az şurada olabilir bak. Kamerada gösteriyorum. Bu seni hiç alakadar etmez. İçerisine pantolon giyerim. Eteğin. Evet. Artık yapboz yapalım. Bu arada yapboz olarak şimdi yapacağız. Bir dakika. Gelin. Şurada. Karanlık çekemiyorum. Karanlık herif ışığı açsaydım. Çekemiyorum. Ben bunu yapmayacağız arkadaşlar. Normalde bunu yapacağız şu anda. Şu an bu yapbozumuzu yapacağız. Bu yapbozu ben tek başıma burada kendi kendime yapıyorum. Şu an sadece bu kadarı tamamlandı. Sadece şurası tamam ve şuradaki gözlük diş tamam. Bu kadar. Başka hiçbir şey tamam değil ama aşırı zor, aşırı karışık. Bu arada bu bana hediye olarak gelmişti. Hemen yapbozumuzu yapmaya başlayacağız ama ilk önce ona uygun bir yer bulduktan sonra. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Ben normalde... Hadi balkona gidelim. Bence balkonda köşede yapmamız daha güzel olur. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun ya? Arkadan seviyordum. Ama yakalandım. Şu anda ertesi ama gündeyiz. Nasıl? Neden diye sorarsanız da... Ben harika bir şekilde hastalandım ve geceyi harika geçirdim. Yani parti dedik, sonu zulüm falan gibi geçti. Zeynep için değildi ama benim için öyleydi. Ben yattım. Hasta... Ay yok artık. Nasıl olur? Neyse ben hastalandım. O yüzden ertesi gün devam ediyoruz şu anda videoya. Ve Zeynep'le masayı buraya getirdik ki burada puzzle yapalım. Ya ne yapıyorsun be? Ayağımla ablamı ben artık yokum anladın mı? Ben artık gittim. Aha. Bile ya. Bir an önce çok, susmalıyız. Çok üzüldüm biliyor musun? Zeynep bunu bari kaldırsaydım. Hayır. Bunu bu sabah canıma burcubur çekmişti. Dedim ki yeni burcubur açmaya gerek yok. Sonuçta işte orada var. Zaten kasede oldu. Niye yenisini açıp üstüne ekleyip daha çoğunu yiyeyim ki? Aynı böyle düşünmedim bu arada. Düşünmedin. Düşünmedim. Sadece orada açıp gördüm yedim. Doğrusu buydu. Şimdi açıyoruz puzzle'ımızı. Harika. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu puzzle'ları yapmaktan hiçbir zaman yana olmamışımdır. Yani hiç yapmayı düşünmemişimdir. Ay yapayım filan dememişimdir yani. Çünkü ben bunları yapamam diye düşünürüm. Ya uğraşamam gibi düşünürüm. Anladınız mı? O beni susturucu ananas getirdim kuzuma. Beni susturmaya çalışıyor. Kuzum mu? Evet sensin kuzum. Ya ne kadar romantiksin sen. Ne romantik? Psikopat. Ya romantik seni. Ya seni romantik. Tamam yeter bu kadar. Kitleyemeden zaten kapıya vurdu. Dişimi yeni fırçalamıştım. Acı oldu. Acı oldu. Dişimi yeni fırçalamıştım. Bana geldi şu an. Neyse uzatmayayım. Herkes karantinadayken puzzle yapıyordu. Storylerden gördüm. Dedim ki Zeynep bizde var mı? Zeynep dedi var. Ben de dedim ki o zaman neden yapmıyoruz? Bir deneyelim. Hani çok uğraşmazsam, istemezsem gene bırakırım ama bir deneyelim dedim. Ben burada bir tane puzzle yapıyordum eskiden. Böyle poşetlere ayırmışım teker teker. Onları boşalttım, birleştirdiklerimi birleştirdim. Şu an burada köşelerini ayıklıyorum. Daha bu kadar ayıklanmamış şey var burada. Şimdi bunları yapacağız. Hadi başlayalım. Bunu değil, arkadakini yapacağız. Şarkıyı söylemeye devam etmeliydin. Almadı. Şey söylüyor. Ya ben daha kötü söyledim. Allah bilsin. Şarkıyı ben anlamadım bile. Bildiğim şarkıyı bile unuttum. Ay az önce dinliyordum ya. Ya söylemiyorum. O değil. Neyi söyledin? Neyi söyledin? Niye karga gibi çıkıyor sesim? Size ne söyleyeceğim? Ablam çok güzel karga sesi yapıyor bu arada. Tamam, yapmak ister misin? Bu hiç konumuz değil şu anda gerçekten. Dün hastalandığım için makyajımı silmedim. Böyle uyudum, böyle uyandım. Ertesi gündeyiz. Dedim ki bari videoda sileriz diye silmedim bu sefer de. Böyle kaldı. Yani gerçekten maske yapmanın tam günü. Tam sırası gerçekten. Çünkü yüzüm 2 gündür bununla duruyor. Yani bir an önce maske yapmamız lazım. Diş macunu bulaştırmışım. Çok önemli bir detay. Teşekkürler. Ben bir şey mi yesek diyorum acaba? Şalım da kırışık gördüğünüz gibi. Dersimiz oldu. Derste de hemen başıma bir şey attım. O da kırışıktı yani. Derste de ama gözükmüyor. Ütüleyecek halim yok herhalde. Canlı derste de şalım ütüleyecek. O kadar da şey değil. Niye güldün acaba bu kadar? Al sen gülme. Allah Allah. Biz gülüyoruz belki.
Siz de hayır ben değil mi falan demeyin. Olmaz. Zeynep nasıl ama nasıl bir şey yaptı ama. Bu öbür şeyden çıktı. Benim başladığım yapbozdan çıktı. Kartlara baktım dedim Allah seni dondurma mı açtın? Var ne? Şey Maraş usulü var bizde. Açtım ben onu bir topunu yedim. Ne ara açtın, ne ara yedin. Ha benim bile yok. Yapacak bir şeyim yok. Bire bire yandı. Saçma sapan konuşma. Yana yana sen. İlk defa fasulye bileceğim, çok heyecanlıyım. Çok riskli oldu. Hadi başlayalım. Çok riskli oldu. Normalde çok daha fazlaları olduğu için buna siz kolay diyebilirsiniz ama benim için zor. Aa çiçekler. Bak. Ama bu çiçeklerden... Aa, buldum. Zeynep bir şey söyleyeyim mi? Ben ne düşündüm biliyor musun? Dedim ki aa ne güzel çiçekleri hemen bulduk ve çiçekler ne kadar çok olduğuna bak ve iki tarafta da var. Yani boşuna sevindim. Bu tarafın çiçekleri. Nasıl anlayacağız? Olabilir de olmayabilir de. Hadi köşeleri ayıklamaya başlayalım. Haydi başlayalım. Bu köşe zaten. Köşe. Evet hadi. Şimdi puzzle'ların hepsini böyle yapıyoruz. Böyle şöyle yapıyoruz. Hiç oynamıyor bile. Tamam. Ah bakın bulduk. Bulamadım. Şimdi bunları böyle ayıracağız. Bakın bunlar köşe değil. Bayağı köşe yani. Sağ ol. Evet, bravo. Ay bir de sarıyormuş. Sevmeye falan başlıyormuşum. Görürsün ay, ondan sonra. Şunu. Şu an hem kameraya hem elindekine bakıyorum. Çok zor. Evet. Hiç köşe bulamadım. Evet. Benim canım patlamış mısır istiyor. O yüzden patlamış mısır yapmaya gidiyoruz. Ve Zeynep dondurma yemeye başlıyor. Zaten. Bunu hep yapmak istemişimdir biliyorum. Hep yapıyorsun da. Sorun da burada zaten. Ya benim kameram niye böyle kirli? İkimizi alır mısın biz? Çatalı yerim. El yok. ya ver ya vermezsen. Patlamış mısır getiriyorum. Zeynep mısır yemeyeceğim dedi. Ve dedim ki hani çok yapmayayım ziyan olur. Yiyemem hepsini. Bu kadar da az olmaz yani. Bu sefer de çok az kaçırmışım. Ama aslında Zeynep ben daha çok koyuyordum. Sen dedin ki ya yeter o kadar yeter çünkü yaptım. Çünkü ben o kadar yaptığımda kocaman oluyordu. Niye böyle oldu? Ben yersen ben... eğer şimdi sen var ya. Hepsi senin yüzünden. Birazcık şöyle şeyler olabilir arkadaşlar. Öyle şeyler yaşanabilir. Ya bakar mısınız? Bu kadar ayırdım. Bu kadar çıktı köşe sadece. Çıldıracağım. Sanırsam tek başına ayırmış. Sadece mısır patlattım. 5 dakika geldim ya. Şimdi canım mısır istedim. Mısır patlat. Git kendin patlat. Git şimdi. Ayrıca kendine dondurma al Zeynep. Dondurma yiyor. O sırada ben yaparım istersen. Git yap. Gözlerim kapansa da yıldızların altında. Gidiyor musun? Neye? Mısır patlatacak mısın? Yok. İyi tamam. İyi çok ısrar ettin. Size bir haberimiz var. Köşe çıkmadı. Parça eksik. Sadece bu kadar köşe çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Çok az. Yani bir tane köşesine bile yetmez bu. O yüzden çok üzüldük ve diğer parçaya geçiyoruz. Yani bu yapbozu hiçbir şekilde yapamıyoruz. Şu anda hemen diğer yapboza devam edeceğiz. Zeynep orada şu an parçaları topluyor. Ve yeni puzzle'ımıza hemen geçtik. Zeynep'in dediği gibi bu kısmını Zeynep biraz yapmıştı. Şimdi köşe ayırma işlemine yeniden geçiyoruz. Ve Zeynep benim canımı dondurma çektirdiği için dondurma yiyeceğim. Hepsi senin yüzünden. Sabah ben o kadar sağlıklı beslenmiştim. Aa dedenin kaşını buldum. Ya da nenenin. Bilmiyorum ikisinden birinin. Oo süper. Çok tatlı. Bak köpeği de var, kedisi de var. Dişi var ama burada. O işi olsun ya. Niye işi bozsun canım? Çok komik gözüküyor çünkü. Gerçekler bunlar. Ve şimdi tüm köşelerini ayırdık. Size bir şey söyleyeceğiz. Aynı şey. Köşeleri gene aynı oldu. Aşırı az. Ama niye böyle oldu bilmiyoruz. Az önce sanırım onları boşu boşuna karıştırdık tekrardan. Az önce de aynı bu kadar çıkmıştı çünkü. Biz bunun çok az olduğunu düşünüyorduk. Hala öyle düşünüyoruz. Ama ikisinin de parçasının eksik olacak hali yok. Demek ki doğruymuş dedik yani. Neyse artık ve devam ediyoruz. Zeynep yastıkları birleştirmeye başladı. Battaniye. Zeynep battaniyeyi birleştirmeye başladı. Ben de hemen köşeleri birleştirmeye çalışacağım. Hatta beraber yapacağız. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz bugün.
Ya da ilerleyemeyeceğiz. Yani bilmiyorum. Çok büyük beklentiye girmemek lazım, tamam mı çünkü? Ve biz puzzle'ı bu kadar yapabildik. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buralardaki videolarımızda görüşmek üzere.